Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli dinleyenlerimiz, bugün inşallah 16. cüzün kısa mesajlarını, ana konularını anlatmaya çalışacağız. Cüzümüz Kehf suresinden devam ediyor. Kehf suresinde birkaç kıssa vardı. O kıssalardan birisi Musa Hızır kıssası. Cüzün başlangıcı Musa Hızır kıssasıyla başlıyor. Musa Aleyhisselam'ın birkaç itirazından burada bahsedilmişti. Niçin şu işi böyle yaptın, bunu böyle yaptın şeklinde. Hızır Aleyhisselam da tabi sabredemesen bu yolculuğu devam ettiremeyiz şeklinde ona cevap vermişti. Burada üç tane konu var, üç tane mesele var. Birisi gemi meselesi, ikincisi bir tane çocuğun öldürülmesi, üçüncüsü ise yıkılmak üzere olan duvarın tekrardan tahkim edilmesi, muhkem bir hale getirilmesi. Hızır Aleyhisselam tabi bu yaptığı işlerin iç yüzünü, hakikatini, hikmetini sonradan ne yapıyor? Ortaya koyuyor, açıklıyor. Musa Aleyhisselam tabi buna itiraz etmiyor. Anlıyor ki demek ki yaptığı bu işlerin neticesinde bazı hikmetler var. Bu sayfa bu kıssayla bitmiş oluyor. Sonra Zülkarneyn kıssasına geçiliyor. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın peygamber mi değil mi olduğu tartışılan bir meseledir. Ama şunu söyleyebiliriz, peygamber olmasa bile salih bir zattır. Kendisine Allah-u Teala imkanlar vermiş, fırsatlar vermiş, bazı şeyleri yapabilme gücü vermiş. Tabi bazı kitaplarda belki Büyük İskender olduğu söylense de biz onun tabi iman edip etmediğini çok da bilmiyoruz. O yüzden biz diyoruz ki Zülkarneyn Aleyhisselam imkan verilen birisidir. En azından salih bir zattır, belki de peygamberdir. Allah-u Teala ona bir takım imkanlar veriyor. Doğuya seyahat yapıyor, batıya seyahat yapıyor. Belli bir yere geldiğinde iki dağın arasında böyle laf dinlemeyen bir takım insanlar var. Oradakiler yardım istiyorlar. Bu adamlar burada ifsat ediyorlar burayı, bozgunculuk çıkarıyorlar. Bize yardım et diyorlar. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın bu maharetini, bu yeteneğini, bu kabiliyetini bildikleri için o da diyor siz bana her ne kadar bunun karşılığında bir şey vermek isteseniz de Allah'ın bana verdiği şey benim için daha değerlidir, daha kıymetlidir. Ama siz bana yardım edin diyor. İşte demir madenlerinden demir getirin, onu iyice eritin, ondan sonra üzerine bakır dökeceğiz şeklinde bir takım onların beden güçlerinden istifade ediyor, faydalanıyor. Dolayısıyla Zülkarneyn Aleyhisselam kendisine imkan verilen kişilerden birisidir. Üçüncü sayfada ise inkar edenlerin ahirette kurtulamayacakları, iman edenlerin ise Firdevs cennetinde kalacakları, orada ebedi olarak yaşayacakları cennetlerde bildiriliyor. Çünkü yine bu surede, bu sayfada herkesin yapmış olduğu işin bir karşılığının olduğu, kıyamet koptuktan sonra ahiret hayatı başlayacağı, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların cehennem şeklinde cezalandırılacakları, müminlerin, Müslümanların ise cennete girdirilecekleri ve orada çok güzel bir hayat sürecekleri bildiriliyor. Ayrıyeten bütün denizler mürekkep olsa, Allah-u Teala'nın kelimelerini, sözlerini, nimetlerini yazmakla bitirilemeyeceği yine bu sayfada anlatılan hususlardan birisidir. Diğer sayfaya geçtiğimizde Meryem suresi var. Dördüncü sayfada Meryem suresi Zekeriya Aleyhisselam'ın Allah'a dua etmesinden bahsediyor. Ya Rabbi ben biraz ihtiyarladım. Şu an bana, Yakup hanedanına tam böyle varis olacak bir çocuğum yoktur. Bana çocuk lütfet, bana bir çocuk bağışla şeklinde dua ediyor. Çünkü ben sana ne zaman dua etsem bu dualarımı kabul ediyorsun. Dolayısıyla bana bir çocuk bağışla diyor. Sonra tabi çocuk müjdelendikten sonra kendisine buna şaşırıyor. Ya Rabbi ben ihtiyarladım, hanımım kısır. Benim çocuğum nasıl olabilir şeklinde sadece merakını celbettiği için bu işin nasıl vuku bulacağını
merak ettiği için böyle bir soru soruyor. Tabii kendisine deniyor ki senin çocuğun olacak, bu Allah için çok kolaydır. Çünkü Allah-u Teala seni de yoktan var etti. Bütün kainatı yoktan var etti. Bu Allah için çok kolaydır. Ya Rabbi, o zaman bana bununla ilgili bir alamet, bir işaret ver diyor. O işaret de nedir? 3 gün boyunca insanlara belki jest mimiklerle, el kol hareketleriyle böyle remizler şeklinde, işaretler şeklinde konuşabilmesi ama dil ile telaffuz ederek konuşamaması. Böyle bir işaret veriliyor kendisine ve kavmiyle 3 gün bu şekilde anlaşıyor. Bu müjdelenen çocuk diğer sayfaya baktığımızda yine bir peygamber olan Yahya Aleyhisselam'dır. Daha önce kendisine hiç kimseye verilmeyen bir isim veriliyor. İsmi Yahya olarak Zekeriya Aleyhisselam'a böyle müjdeleniyor. 5. sayfada Yahya Aleyhisselam'a hüküm verildi, hikmet verildi, ona peygamberlik verildi ve Yahya Aleyhisselam'ın bazı özelliklerinden çok yumuşak huylu birisi olduğu, tertemiz birisi olduğu bahsediliyor. Müttaki, Allah'ın emirlerine sıkı sıkıya bağlı olan birisi, anne babasına çok iyilik yapan birisi olduğu belirtiliyor. Daha sonra bu sayfada Meryem validemizden bahsedilir. Surenin ismi de zaten Meryem suresidir. Bir kadınla anılan bir sure. Meryem validemiz tabi aslında daha önceki başka surelere baktığımızda Ali İmran suresinde de var bunun bir parçası. Annesi aslında onu erkek doğacak şeklinde düşünüyor ve Beyt-i Makdis'e nezrediyor. Benim çocuğum doğsun, orada hizmet etsin diyor. Tabi sonra kız doğuyor, Meryem validemiz. Ama buna rağmen ne yapıyor? Sözünü tutuyor, onu oraya veriyor. Meryem validemiz orada büyüyor. Belli bir yaşa geldikten sonra Cebrail Aleyhisselam tam bir insan suretinde kendisine görünüyor. Meryem validemiz tabi melek olduğunu bilmiyor. Benden uzak dur diyor. Ben iffetli birisiyim. Bana hiçbir insan eli değmedi, dokunmadı. Allah'tan korkuyorsan benden uzaklaş diyor. Tabi Cebrail Aleyhisselam sonra kendisini açıklıyor. Kimliğini açıklıyor. Ben Allah'ın elçisiyim diyor. Sana bir çocuğu müjdelemek için geldim diyor. O şaşırıyor. Yani nasıl böyle bir şey olabilir? Ben kimseyle evlenmedim bugüne kadar. İffetsiz birisi de değilim. Bu Allah için kolaydır diyor Cebrail Aleyhisselam da. Bir önceki sayfaya baktığımızda yaşlı olan, o an için baktığımızda çok da mümkün olmayan yaşlı birinden bir çocuğun doğması, ama Allah için bu kolaydır, bu anlatılıyor. Bir sonraki sayfada ise daha da mümkün olmayan bir şey anlatılıyor. İnsan baktığında o da nedir? Bir çocuğun baba olmadan doğması. İsa Aleyhisselam'ın babası yok. Yeter ki Allah bir şeyi dilesin, ol desin, o hemen oluverir. Dolayısıyla bu sayfada buradan bahsediliyor. Bir sonraki sayfada ise Meryem validemiz artık İsa Aleyhisselam'ı doğup da kucağında kavmin yanına getirdiğinde kavmi itiraz ediyor. Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Beyt-i Makdis'te bu kadar hizmet ettin, iffetsiz birisi misin, bu çocuğu nasıl doğurdun, getirdin şeklinde. Meryem validemiz de yine ne yapıyor? İşaret ediyor. Kucağında çocuk, işaret ediyor. Diyor ki benimle konuşmayın, ona sorun diyor. Olabilir mi? Sen bizimle alay mı ediyorsun? Beşikteki çocuk hiç konuşur mu diyorlar. O arada tabii İsa Aleyhisselam dile geliyor. Ki Resulullah Aleyhisselam da bir hadiste beşikte 3 kişinin veya birkaç kişinin konuştuğunu bildiriyor. Onlardan birisi İsa Aleyhisselam'dır. Meryem suresinin bu baş taraflarında İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu olduğunu, Allah'ın kendisine namazı ve zekatı emrettiğini yaşadığı müddetçe bildiriyor. Ben anneme karşı çok iyi birisiyim. Allah beni yoldan çıkmış böyle şaki bir kimse kılmadı diyor ve ne yapıyor? Konuşuyor. İşte merak edilen İsa Aleyhisselam budur. Tabii burada Hristiyanlığa da bir reddiye var. İşte İsa budur diyor Allah-u Teala. Yani Allah'ın kuludur. Allah'ın bir mucizesidir. Ama insanlar ne yaptılar? Onu Allah'tan bir parça kabul ettiler. Haşa, Allah'ın kendisi kabul ettiler. Böyle bir şey olamaz kesinlikle diye burada bildiriliyor. Diğer sayfaya geçtiğimizde 6. sayfaya Meryem validemizin 7. sayfaya geçtiğimizde İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediliyor. İbrahim Aleyhisselam babasıyla konuşuyor. Babacığım diyor, bu putlara niye tapıyorsun?
kendilerine bile faydası zararı yok. Dolayısıyla sana bir faydası zararı olmaz. Dolayısıyla gel bana tabi ol. Allah bana hüküm verdi, peygamberlik verdi. Ben seni dosdoğru yola ileteyim. Kurtuluşun ancak bu şekilde olur. Şeytana tapma, ona ibadet etme. Şeytanın vesveselerine kulak verme. Bunlardan vazgeç diyor. Ama İbrahim Aleyhisselam tabi, İbrahim Aleyhisselam'ın babası bunu kabul etmiyor. İbrahim Aleyhisselam da oradan ayrılıyor. Oradan ayrıldıktan sonra Allah-u Teala kendisine İshak Aleyhisselam'ı ve Yakub Aleyhisselam'ı müjdeliyor. Daha sonraki sayfaya geçtiğimizde 8. sayfada Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, İsmail ve İdris Aleyhisselam'dan bahsedilir. İsmail Aleyhisselam'ın ailesine namazı ve zekatı emretmesi anlatılır. Biz buradan da anlıyoruz ki bakın İsa Aleyhisselam'da da vardı, İsmail Aleyhisselam'da da var. Bizden önceki ümmetlerde demek ki namaz, zekat gibi ibadetler var. Bizden önceki ibadet ümmetlerde de bu ibadetler vardı. Sonra namazı zayi edenler anlatılır bu sayfada. 8. sayfada ve namazı zayi ettiklerinden dolayı azaba uğratılmalarından haber verilir. Müminlerin ise namaz kılan, ibadet eden müminlerin ise cennetteki nimetleri anlatılır. 9. sayfada Rabbimizin her şeyin sahibi olmasından, her şeyin yaratıcısı olmasından bahsedilir. İnkar edenlerin itirazlarından, ayrıca haşrin, yeniden dirilmenin de mutlaka gerçekleşeceğinden bahsedilir. İman edenlerin ise kurtuluşa erecekleri bildirilir. 10. sayfada yine inkar edenlerden sonra söyledikleri ve yaptıklarının yazıldığından, yani söylediğimiz, konuştuğumuz, yapmış olduğumuz amellerimiz, bunun hepsi kayda geçiyor, yazılıyor, tek tek yazılıyor. 10. sayfada bu ifade ediliyor ve inkar edenlerin cehenneme sürükleneceklerinden haber verilir. Tabii önemli konulardan birisi, burada ne var? İzin verilenlerin şefaat edebileceği bildirilir. Allah-u Teala bazı kullarına izin verecek, bunların başında peygamberler gelir. İzin verdiği kimseler şefaat edebilecekler. Yine bir önceki sayfada olduğu gibi yaratıcıya çocuk isnat etmenin ne kadar çirkin olduğu vurgulanır. Allah yaratandır, hiçbir şeye muhtaç değildir. Hiç muhtaç olmayan birisi çocuk doğurur mu, çocuk edinir mi? Dolayısıyla böyle bir şeyin ne kadar çirkin olduğu anlatılır. Bundan dolayı neredeyse göklerin parçalanacağı, yerin yarılacağı ve dağların yıkılıp çökeceği anlatılır. Yani bu isnat edilen şey, Allah'a isnat edilen şey bu kadar kötü bir şeydir. Bu kadar büyük bir şeydir. Neredeyse gökler parçalanacak, yerler yarılacak, dağlar yıkılacak. O kadar büyük bir isnattır bu. Allah hakkında böyle bir isnat olamaz. Allah çocuk edinmemiştir. Dolayısıyla bu anlatılıyor. 11. sayfada Taha suresi var. Taha suresine geçiyoruz. Taha suresinin baş taraflarında Resulullah Aleyhisselam'ın peygamberliğinden ve bu kitabın, bu vahyin, Kur'an'ın Allah'tan indirilen, gökleri ve yeri yaratan Allah'tan indirilen bir vahiy olduğundan bahsedilir. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne kadar şey varsa hepsinin Allah'ın olduğu, Allah'ın bütün bunları yarattı ve onların sahibi olduğu anlatılır. Ayrıyeten Allah-u Teala'nın alim olduğu bildirilir. Biz bir şeyi gizlice konuşsak da, aşikara konuşsak da Allah'ın her şeyi bildiğinden haber verilir. Sayfanın sonuna doğru Musa Aleyhisselam kıssasına geçilir. O Tur Dağı'nın o tarafta böyle bir, belki de soğuk bir gecede hanımıyla beraber gidiyorken ailesiyle bir kor ateş gördüğünü söylüyor. Siz burada bekleyin, ben oraya gidip geleceğim, belki bir haber edinirim şeklinde oraya gittiğinden bahsedilir. Oraya vardığında Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'la konuşuyor. Böyle bir muhavere geçiyor aralarında. Allah-u Teala'nın kendisini peygamber olarak görevlendirip Firavun'a göndermesinden haber verilir bu sayfada. Sonra Musa Aleyhisselam'ın duası ve isteği var. Nedir? Ya Rabbi, kardeşim Harun'u da benimle beraber görevlendir diyor.
Ondan sonra meşhur olarak bilinen bir dua vardır. O dua da şöyledir. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdete min lisani yefkahu kavli vec'al li veziran min ehli Harun'a ahi şeklinde. Ya Rabbi göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimdeki bu düğümü çöz ki insanlara iyice kendimi ifade edeyim. Onlarca iyice anlasınlar, kavrasınlar. Benimle beraber yardımcı olarak bana yardım edebilecek kardeşimi de görevlendir. Seni çok çok tesbih edelim, seni zikredelim şeklinde hem bir isteği hem de bir duası var. Bu sayfa da bu şekilde bitiyor. 13. sayfaya baktığımızda Musa Aleyhisselam'ın doğumundan bahsedilir. Biliyorsunuz Firavun o sene doğan çocukları öldürecek. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın annesine Allah'ın ilham etmesinden haber verilir bu sayfada. Onu denize koyuyor. Sonra o Firavun'un sarayına doğru gidiyor. Allah'ın sevk etmesiyle, yönlendirmesiyle. Tabii çocuğun emzirilmesi gerekiyor. Emzirecek kimseyi bulamıyorlar. Kim emzirmek istese Musa Aleyhisselam kabul etmiyor. Musa Aleyhisselam'ın ablası tabii takip ediyor onu. Sonra oraya geliyor, diyor ki bakın bu çocuğu emzirecek kimseyi bulamıyorsunuz. Ben istiyorsanız emzirebilecek birini getiririm diyor. Sonra annesini getiriyor. Dolayısıyla emzirme dönemi bitene kadar Musa Aleyhisselam annesinden süt emmiş oluyor. Diğer sayfada ise Musa Aleyhisselam'ın Rabbimizin nimetlerini sayıyor. Firavun'la karşılaşıyor. Kainatı yaratmasından, her şeyin sahibi olmasından bahsediliyor. Nimetlerini sayıyor. Firavun onu sihir yapmakla itham ediyor. Sonra diyor ki benim de sihirbazlarım var. İstiyorsan bir mücadele yapın, bir müsabaka yapın diyor. Dolayısıyla bir bayram günü herkesin görebileceği şekilde aslında Firavun'un düşüncesine Musa rezil olacak. Herkesin gözünün önünde insanlar ona inanmaktan vazgeçecekler şeklinde. Musa Aleyhisselam bunu kabul ediyor. Belli bir gün, belli bir mekanda, belli bir zamanda sözleşiliyor. Diğer sayfada ise o sözleşme vakti geldiğinde sihirbazların gelmesinden, sihirlerini ortaya koymasından ve Musa Aleyhisselam'ın işte asa kıssası dediğimiz asasını atıp o bütün sihirleri yuttuğundan bahsedilir. Sihirbazlar bunu görünce sihir nedir? Demek ki mucize nedir? Bunu anlıyorlar ki Musa Aleyhisselam'a iman ediyorlar. Bir sonraki sayfada sihirbazların mağlubiyetinden, bundan sonra imanlarından ve ondan sonra da Firavun'un onları tehdit etmesinden bahsedilir. Ben size izin vermedim. Nasıl Musa'yı kabul edebilirsiniz? Ona iman edemezsiniz şeklinde tehdit ediyor. Eğer iman ederseniz, bu şekilde devam ederseniz sizi asarım, sizi öldürürüm, elinizi ayağınızı keserim şeklinde tehdidinden bahsediliyor. 16. sayfada, değerli kardeşlerim, 16. sayfada Musa Aleyhisselam'ın İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtarıp Kızıldeniz'i aşmasından bahsedilir. Tabi deniz yarılıyor, kendileri geçiyor. Ondan sonra da tabi Firavun ve ordusu orada boğuluyorlar. Tabi Tur Dağı'na çıkınca Musa Aleyhisselam Samir'i ne yapıyor? Halkı saptırmaya çalışıyor. Buzağdan bir heykel ediniyor. Herkese diyor ki işte tanrınız budur, gelin buna tapın, ilahınız budur diyor. Yine bunlardan bahsediliyor. Tabi sonra Musa Aleyhisselam gelince Samir'e galebe çalıyor. Onun sahtekarlığını ortaya koyuyor ve onu kavminden kovuyor. Evet, 18. sayfada sura üfürülmekten ve ahiret ahvalinden bahsedilir. Kafirlerin kendi aralarında ahirette konuşmalarından, dünyada kaç gün kaldınız, 10 gün mü kaldınız, 1 gün mü kaldınız, ne kadar kaldınız, kendi aralarında böyle konuşmalarından bahsedilir. Adeta şu söylenir, kısacık bir zaman dilimi için ahiretinizi berbat ettiniz. Yani ebedi cehennemde olanlar kısa bir şey için ahiretlerini berbat ediyorlar. Evet, cüzün sonlarına doğru 19. sayfada Adem Aleyhisselam ile onun doğması, işte iblisle mücadelesinden bahsedilir. İblisin tabi ona secde etmemesi, onun üstünlüğünü kabul etmemesinden bahsedilir. Ve sonra Adem Aleyhisselam'la Havva validemize cennette verilen nimetler anlatılıyor. Sonra da tabi bir ağaca yaklaşılmaması isteniyor. Ağaca yaklaşıldığını, bu yasağı çiğnedikleri haber verilir. Son sayfa olarak da, son sayfada
verilen dünyalık nimetler var. Namaz anlatılır ve kafirlerin ahirette pişmanlıklarından da bahsedilerek bu cüz bitiriliyor. Dolayısıyla kısa olarak bu cüzün bu şekilde özetini yapmış olabiliriz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.